Peyami Safa edebiyatımızda bireyin iç dünyasını esas alan önemli yazarlardan biridir. Servet-ü Fünun'un şairlerinden İsmail Safa'nın oğludur. Sultan Abdülhamit tarafından Sivas'a sürgüne gönderilen İsmail Safa, yazar henüz 2 yaşındayken ölmüş. Aynı yıl içerisinde bir de kardeşini kaybetmesi, yazarın kendi ifadesiyle "benim şuurum bir facia atmosferi içerisinde doğdu" demesine sebep olmuştur. Ayrıca eserlerinde psikolojik tahlillere önem vermesi ve yaşadıklarından yola çıkmasının da temel nedeni budur. Bunun yanı sıra başka sanat dallarıyla da ilgilenmiş, kendisini çok yönlü olarak yetiştirmiş bir yazardır. Bu yönüyle Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay, Sabahattin Ali gibi yazarlara benzetilebilir. Devrinin önemli yazarlarıyla gazetelerde girdiği polemiklerle yazı hayatına başlayan Peyami Safa, Cingöz Recai, Cumba'dan Rumba'ya gibi popüler roman tarzında ve yazınsal değeri olmayan eserlerinde annesinin adı olan Server Bediat Hakma adını kullanır. Bunlardan Cingöz Recai, dünya edebiyatında Leblanc'ın Arsène Lupin tiplemesine benzer polisiye roman tarzındadır ve günümüzde filme uyarlanmıştır. Peyami Safa'nın eserlerinde en çok karşılaştığımız konu Doğu-Batı çatışmasıdır. Biz insanlar, Fatih Harbiye, Sözde Kızlar, Şimşek ve Mahşer romanlarında belli tipler üzerinden Doğu-Batı karşılaştırması yaptığını görürüz. Bunlardan Fatih Harbiye diziye uyarlanmış, Sözde Kızlar ise değişik zamanlarda 3 defa filme uyarlanmıştır. Bunların dışında Süngülerin Gölgesinde Biz İnsanlar adlı romanlarında milli mücadeleyi psikolojik yönden ele alan yazar, en önemli romanı 9. Hariciye Kovuşu'nda kendi hayatından ve yaşadıklarından yola çıkar. Kendi de bir kemik hastalığıyla mücadele etmiş, hatta doktorlar bir kolunun kesilmesi gerektiğini söylemiş, fakat o buna razı olmamış, daha sonra bu hastalığı atlatmıştır. Romanda da bir sağlık sorununu ele alan yazar, dünya edebiyatında bir ilk olarak isimsiz bir kahramana yer verir ve Cumhuriyet döneminde ilk olarak bilinç akışı tekniğini kullanır. Eseri Nazım Hikmet'e ithaf etmiş ve döneminde eleştirmenler tarafından eser oldukça beğenilmiştir. Onun otobiyografik özellikler taşıyan diğer romanları ise Bir Tereddütün Romanı ve Matmazel Noralya'nın Koltuğu adlı eserleridir. Bir Tereddütün Romanında Birinci Dünya Savaşı'nda aydınların içine düştüğü buhran ve bunalımları yansıtan yazar, Matmazel Noralya'nın Koltuğunda ise önce nihilizme merak salan, daha sonra mistisizme yönelen bir genci anlatır. Eser aynı zamanda alegorik özellikler taşır, çünkü eserde yer alan her bir kahraman bir düşünceyi temsil etmektedir. Bunların dışında tek tarihi romanı Atilla'dır. Burada ise Batılıların barbar bir hükümdar olarak anlattığı Atilla'yı adeta aklamaya çalışır diyebiliriz arkadaşlar.